Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu bizlerle beraber. Sizler bize sosyal medyadan dilerseniz katkı koyabilirsiniz. Facebook ve Twitter adreslerimiz ve Instagram adreslerimiz şu an itibariyle aktif. Katılımlarınızı oradan bekliyoruz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Çavuşoğlu. bulduk Çiğdem Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Tabii uzun zamandır sizinle bir araya gelemedik. Bakanlığı olduktan sonra ilk programımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Tarım Bakanı olduktan sonra neler yaptık bu kadar zaman içerisinde? Kısaca bir özetleyelim ve çalıştaya geçeceğim. Çünkü 3 gün süren bir çalıştay gerçekleştirildi. Önemli de bir çalıştaydı. Gıda güvenliği vesaire gibi. Bunları hepsini bir detaylandıralım. Çünkü ülkede en çok konuşulan şey aslında gıda güvenliği, tarım sektöründe çiftçilerin eğitimi, kullanılacak olan ilaçlar vesaire. Tüm bunlar oldukça önemli konular, sağlığımızı ilgilendiren konular. Dilerseniz hemen başlayalım. Çok teşekkür ederim. Tabii ifade ettiğiniz gibi biz uzun bir zamandan sonra bir araya geldik. Baştan almam gerekiyor. O zaman bayağı konuşmamız gerekecek ama ben çok özet bir şeyler bahsedeyim. Hafızalarda bir canlılık olsun diye. Benim göreve geldiğim zaman en fazla tartıştığımız konu Toprak Ürünleri Kurumu'ydu. Toprak Ürünleri Kurumu'nu bir noktaya taşıdık. Toplumun, halkımızın desteğiyle, üretimimizin gelecek yıllarda da desteklenebilmesi için, devlet tarafından devlet eliyle desteklenebilmesi için, halkın malı olan bir kurumun eski kurumlar gibi yok olup gitmemesi için hep birlikte Toprak Ürünleri Kurumu'nu bir noktaya getirdik. Üretimde inek fiyatları, canlı hayvan fiyatları çok ciddi bir düşük fiyattaydı. Hem küçük baş hayvanlar elde kalmış satılmıyordu. Patates tarlada kalmıştı. Narenciye 300 ile 400 TL arası bir pazarı vardı. 9 ay sonra sadece bunları vererek söyleyeyim size. Biz geldiğimizde narenciyenin tonu dalında kalma tartışmaları ayrı 300-400 TL'ydi. Şu anda narenciye ortalama 500 ile 800 arası bir fiyata gitti bu sene. En küçükleri bile, yani geçmişte sadece sıktığımız portakallar bile bu sene paketlenip yurt dışına gidiyor. Üretici 2 kat fiyat aldı. Geldiğimizde patates 40 kuruş, 45 kuruştu üreticinin elinde. Şimdi 1,5 lira, 1,5 lirayla 2 lira arası dolaşıyor. Üretici bundan memnun. Küçük baş satılmayan hayvanlar çok ciddi bir satışa uğradı. Fiyatları toparlandı. Üreticimiz memnun. Büyük baş hayvanda 5-5,5 TL olan canlı inek fiyatları şu anda 7,5 TL civarlarında, 7,5-8 TL civarlarında. Tosun fiyatları 8 TL'den 11 TL'ye çıktı. Ne oldu? Yani bu fiyatların yükselmesi doğru bir politika mı? Bunu da sorabilir biri. Fiyatların yükselmesi doğru bir politika olmayabilir ama bu ülkede ihtiyaçları karşılamanın yöntemi bu. Artı tabii bu fiyatlar aslında nereden yükseldi? Ben zam yapmadım. Sadece kaçakçılıkla mücadele yöntemini tercih ettik. Kaçakçılıkla mücadele yöntemini tercih ettiğimiz için geçen yıl hayvan fazlalığından dolayı biz Türkiye ile girişimler yaptık ve 2000 ton karkas etin Türkiye'ye ihraç edilmesi için izin aldık. Ancak bir baktık ki biz kaçakçılıkla mücadele edince bizim elimizde fazla gözüken etler, canlı hayvanlar kendi iç piyasamıza ancak yetişiyor. Ve şu anda fiyatlar belli bir noktaya geldi, yükseliyor ve kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz ve aldığımız 2000 tonluk ihraç hakkı baki bir şekilde elimizde duruyor ve göndermedik. En önemli konulardan birini daha ekleyeyim. Biz ülkemizi hastalıklardan ayrı bir noktaya getirmek için büyük bir kampanya başlattık. Ve bu kampanyada günde 3000 veya 4000 ortalama kan alımı yapılır hayvanlardan ve ilk defa özelden devlet, özelden hizmet alarak büyük bir organizasyonla bunu yapıyor. Ve
eradike ettiğimiz hayvanların teşvikleri de çok iyi bir fiyat verildi ve zamanında ödenebiliyor. Bugün, yarın, bugünlerde de ödemelere başlayacağız. Brucella, tüberküloz ve diğer visna, skarpi tüm hastalıklarla mücadele ediyoruz ama reklamsız mücadele ediyoruz. Ve umut ederiz ki 6 ay sonra, maksimum 6 ay sonra ülkeyi hastalıklardan ayrı bir coğrafyaya dönüştüreceğiz. Ve bununla beraber Avrupa'ya açılmayı hedefliyoruz. Nasıl ya, açılacaksınız? Bizim zaten bugün mamullerimizi Avrupa coğrafyasına satamamamızın sebebi yeşil hat tüzüğü üzerinden tabii. Tamamen hastalık durumu belirsiz bölge olarak isimlendirildiğimiz içindir. Şu anda Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ve belgelendirmeler neticesinde çok yakın bir zamanda biz gelecek hafta yine bazı işletmelere hastalıklardan ayrı sertifikası vereceğiz. Avrupa Birliği ile birlikte Mayıs'tan sonra ikinci denemeler Mayıs'tan sonra yoğunlaşacağı için yüzlerce işletmeye vereceğiz. Ve dolayısıyla 6 ay içerisinde, yani geri kalan önümüzdeki 6 ay içerisinde bu projeyi tamamlamayı düşünürüz. Dün Avrupa Birliği çalışanları, uzmanları bizi ziyaret etti ve bu konuyu yine gündeme getirdik. Ve onların da ifade ettiği gibi, onlara ifade ettim, onlar da bunu kabul etti. Hastalıklardan ahri bir bölge olduktan sonra coğrafyamız, standartlara uyulması halinde Avrupa'ya bizim mamul satışımıza herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Tüm Avrupa ülkesine. Tabii, tüm Avrupa ülkelerine. Evet. Bununla birlikte sütün hijyenini, kalitesini artırmak için büyük bir mücadele yapıyoruz. Ve ilk defa sütü yağ oranına, bakteri oranına, somatik hücre oranına göre ödemeye başladık. Bu 40 senede hiç gündeme gelmeyen bir konuydu. Biz Çalıştay'dan gündeme getirdik, süt Çalıştay'dan ve uygulamaya başladık. Yine hastalıklardan ayrı bir pozisyona gelirken sütün taşınabilmesinin de hijyen olması gerekiyor. Yani siz sadece ağılda soğuk zincir yapmanız da veyahut da bazılarının soğuk zincir, bazılarının galonda süt taşımasıyla siz ülkeyi yönetemezsiniz. Dolayısıyla küçük işletmelere çok ciddi bir hibe programı başlatarak tümünün eğer soğuk zincir kurmayı gerektirmeyen bir ölçekteyse soğutma tankı alarak soğuk zincire katılması için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 100'ün üzerinde bir üretici bizden soğutma tankı aldı ve çok ciddi hibe programlarımız vardır. Bilgilendirme programlarımız vardır ve bu anlamda inanılmaz bir şekilde de hevesliyiz ve çalışıyoruz. Çünkü biz üreticilere 2018'e kadar hibelerimizden faydalanın, sütlerinizi kovadan kurtarın diyoruz. Soğutma tanklarına geçin diyoruz, sağım makinalarına geçin diyoruz. Çünkü hastalıklardan ülkeyi kurtardığımızda sütün hijyenini de sağlamış olmamız lazım. Soğutulmuş süt imalathanelere götürmemiz gerekiyor. Bu anlamda büyük emeklerimiz var. Yine insan sağlığını çok yakından ilgilendiren bitkisel ürünlerde pestisit kalıntıları noktasında şimdiye kadar ülkemizde yapılan en yoğun eğitim programını uyguluyoruz. Hem tarla günleri anlamında hem gece eğitimleri anlamında düzenli. Ben çok teşekkür ederim bunu yürüten ekip arkadaşlarıma da. Aynı gün arkadaşlarımız tarlaya gidiyor mevsim, o günün konusu neyse. Tarlada çiftçilerle eğitim yapıyorlar, gece de gece eğitimi yapıyorlar. Bunu yaparak ne getirdik? Pestisit kalıntılarının analizlerini, numune alma sayısını tarihin en yüksek seviyesine çıkardık. Ve bir ilk daha yaptık. Kimin ürünü kirliyse onu deşifre ettik. Gazete köşelerinde ilan ettik. Dedik ki Çiğdem Aydın'ın, Nazım Çavuşoğlu'nun maydanozu, ne bileyim elması, şeftalisi kirlidir. Ve büyük bir baskı oluşturduk üreticiler üzerinde de, ithalatçılar üzerinde de. Ve biz onlarca kez yurt dışından gelen ithal ürünlere o kadar bir yoğun girişim yapıyoruz bu konuda. Birçok ürünü imha ettik, birçok ürünü geri gönderdik. İç üretimde de yaptığımız gece eğitimleri ve tarla günleri dolayısıyla şu anda kalıntı seviyesi, üreticiyi bilinçlendirme konusunda bayağı yol aldığımızdan bitkilerdeki kalıntı oranını bayağı aşağıya çektik yüzdelik olarak. Tabii burada şu da var,
üreticileri de şifre ettiğimiz için çok rahatsız oluyorlar. Ve bundan başlangıçta da bize çok şikayet ediyorlardı. Çok da sitem ediyorlardı. Ama zaman içerisinde bu iş dengesine oturdu. Ve şu anda üreticiler isimleri gazetelere çıkmasın diye de büyük bir emek sarf ediyor. Kaldı ki onlara yaptığımız bilinçlendirme sayesinde eskiden kapak usulü ilaçları dökerken, bilesiniz ki kapak usulü ilaçları döktüğünüzde işte biraz daha etkili olsun diye yarım kapacık daha dökerlerdi. Ve bu sefer pestisit kalıntısı çıkma olasılığı yüksek olurdu. Dolayısıyla şimdi birçok üretici, ticari üretici şırıngayla ölçerek tam kuralına göre ilaçlarını kullanıyor. Dolayısıyla yaptığımız eğitim programları, bilinçlendirme programları, denetim programları meyvelerini vermeye başladı. Tabii talihsiz bir kaza yaşadı ülkemiz ve devlet laboratuvarı yandı. Evet. Ve orada da bir kesintiye uğradı. Kesintiye uğradığı dönemde de şunu yaptık. Türk ithal gelen ürünleri akredite laboratuvarlardan analiz raporu istedik. Ülkemiz içerisinde olan da denetimleri yapamayacağımız için şunu da ifade edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet laboratuvarından başka bu analizleri yapabilecek başka bir laboratuvar yok. Bir üniversitemizin bir laboratuvarı var öğrenciler için bu işleri öğretmek için. Biz onlarla da defa defa girişim yaptık, görüşme yaptık. Ancak orada da laboratuvar akredite olmadığı için hiçbir anlamı yok. Çünkü ben size dersem ki bu üründe kalıntı var ve bunu imha edeceğim. Bana dersiniz ki o zaman akredite mi laboratuvarı? Veyahut da mahkemeye giderseniz beni suçlu duruma düşürürsünüz. Dolayısıyla akredite olmadığı için de hiçbir kıymeti yok. Yani biz sizinle birlikte olmadığımız dönemlerde bunları yaptık. Eğitim, denetim, üretim çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde yaptık. Ve buna ek olarak ülkede içme kullanma suyunun biz göreve geldiğimizde gölette suyun beklediğini ve insanların da susuzluktan kırıldığı dönemleri sizler de buralarda ifade ettiniz. Çok eleştiriler yaptınız. Biz geldik bir ay içerisinde içme kullanma suyunun halkımıza ulaşma sorununu çözdük. Belediyelerle fiyat konusunda birçok tartışma yaptık. Şu anda nüfusun %80 civarına içme kullanma suyu ulaşmaktadır. Ama halen daha 252 kilometrelik bir hat ihtiyacımız vardır. 52 kilometrenin ihalesi bitmiştir. İhaleyi alan firma çalışmalara başlamıştır. 200 kilometrelik daha şebekeye ihtiyacımız vardır. Tarım sulama suyuyla ilgili çok ciddi bir beklenti vardır. Ve tarım sulama suyuyla ilgili Güzel Yurt'a ve Meserya'ya yapılan projeleri biz onayladık. Ve şu anda sevindirici bir haber olarak bunu vermek isterim. Türkiye DESE'yi dağı delip de tünelle geçeceğiz çünkü enerjiden tasarruf etmek için. Tünel ihalesine çıkmak üzeredir. Çok az bir zaman kaldı. Rütuşlarını yapıp ihaleye çıkmayı hedefliyorlar. Bunun devamında Güzel Yurt'un sulama projesinin ihalesi çıkacak ve devamında Meserya çıkacak. Dolayısıyla biz bu konularda boş durmadık, çalışmalarımızı yaptık. Yine buna ek olarak ülkenin su geldikten sonra ne yapacağız bu ülkede? Yani suyu sadece piknik alanlarının kenarında seyredecek miyiz yoksa piknik alanı mı döşeceğiz etrafı? Böyle bir şeyin olamayacağı için 3 çalıştay yaptık, 2 de araştırma raporu yayınladık. Birinci çalıştayımız süt sorununu çözmek için, bu ülkedeki süt meselesini bir sisteme oturtmak için süt çalıştayı yaptık. Bakınız biz geldiğimizde bu dönemlerde her gün işte süt döküldüğü, süt kurumunun önüne döküldüğü, Tarım Bakanlığı'nın önüne döküldüğü, meclisin önüne döküldüğü tartışmalar vardı. Çok şükür şu anda aynı miktar süt ve daha kaliteli bir süt üretiyoruz. Ama sütün dökülmek diye bir gailesi şu anda yok. Kavgası da çok şükür. Pazarımız iyi. İmalatçılar aldıkları sütün yağ oranı, bakteri oranı ve somatik hücre oranları tamamen standartlara doğru hızla gittiği için memnun ve pazarları da iyi. Daha sonra hayvancılık ve su ürünleri çalıştığı yaptık. Buna bağlı olarak arıcılığı işledik, onları yaptık. Ve tamamen ve bunun devamında bitkisel desem planını yaptık. Bir araştırma sonucu ülkede hangi bölgede ne yetişebilir?
bunu kitaplaştırdık ve yayınladık. Daha sonra turunçgil varlıklarımızın araştırmalarını yayınladık. Ve en sonunda gıda çalıştayını yaptık. Ve bunların toplamı da tarım master planı olacak. Ve tarım master planımız en son baktığımda 570 sayfa olarak da yazılmıştır. Ancak içerisindeki istatistiklerin teyidi ve kelime kelime, cümle cümle tartışarak yeni fikirlerin de içine yerleşebilmesi. Çünkü konuştuk sonra yeni bir şey eklemeye ihtiyacınız oluyor. Konuştuk sonra başka araştırmalar içine eklemeye ihtiyacınız oluşuyor. Şu anda hummalı bir şekilde her gün saat 4'ten sonra veyahut da 3.30'dan sonra bakanlığımızda tüm müdür arkadaşlarımızın da katıldığı gece 9-10'a kadar yazdığımız tarım master planı kelime kelime okunuyor, çalışılıyor ve Nisan ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Evet. Ve bunları yaparken küçükbaş hayvancılığımızın devamlılığını sağlayabilmek için belki de bu yoğunlukta, bu miktarda ilk defa, iki defa hibe arpa programı uyguladık. Hayvancılığımızın devam edebilmesi için yurt dışından ithal ettiğimiz arpaya 23 kuruş subvansiye yaptık. Yurt dışından getirdiğimiz balyaya hayvancılığımızın yaşayabilmesi için 30 kuruş kilosuna subvansiye yaptık. Ve bunları tamamını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın ortaya koyduğu fikirler ve hükümetin desteğiyle yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Narenciye'de bilye kadar portakal bile dalında kalmıyor. Tarihinde olmadığı kadar yüksek bir fiyatla narenciyemiz satıldı. Şöyle bir örnek vereyim. Her sene bize 2-3 bin ton konsantre yapacak bir portakal kalırdı. Ve bir kısmı da kesmeye yetiştiremezdi, kurtlanırdı. Bu sene eski müşterilerimiz bizden konsantre ister ve bizim yapabileceğimiz portakal konsantresi miktarı 200 tonu zor bulacak. Çünkü portakalları paketleyip tümünü sattık. Evet, şimdi tabii çalışmalar güzel ama birkaç tane sorum olacak size. Özellikle dalında kalmıyor narenciye dediniz. Pazarı genişlettik, 500-800 TL fiyata çıkardık. Özel sektör çok aktif olarak çalışıyor. Bu kapsamda Avrupa'ya da et ihracına başlanacak 6 ay sonra tahmininiz. Hayır, et ihracatı değil. Süt mamulleri. Süt mamulleri artık hastalıktan ayrı bir bölge olacağımız için imalatçılarımız Avrupa'dan müşteri bulmaları halinde, çalışmaları halinde ki ben onları uyarıyorum. Şimdiden eksikleriniz varsa giderin, irtibatlarınızı kurun. 6 ay sonra bilemediğiniz maksimum 1 sene sonra Avrupa'ya süt mamullerimiz satılmaya başlayacak bizim. Peki pestisit kalıntısına dikkat çektiniz ve eğitim yapıyoruz bununla ilgili dediniz. Hal yasası ne oldu? Hal yasası bizim bakanlığımızın yasası değil ama biz bunun tarafıyız ve çok büyük destek. Ekonomi Bakanlığı yürütüyor onu. Ekonomi Bakanlığı meclisten bunu geri çekti, bazı tadilatlar yapıp tekrar geri getirecek. Biz de en büyük destekçisiyiz. Hal yasasını bu devlete, bu halka sunmak istiyoruz. Neden Ekonomi Bakanlığı da Tarım Bakanlığı değil hal yasasıyla ilgili? Ekonomiyle ilgili de olduğu için oraya bağlıdır hal yasası. Bizimle ilgisi yok hal yasasının. Biz çünkü üretim ayağındayız. Onlar ekonominin planlanması ayağındadır. Dolayısıyla aslında bir anomali de var burada ama sonuçta Ekonomi Bakanlığı'nın yasasıdır. Fark etmez ama aynı hükümetin bakanlığıdır ve Sunat Bey'le biz sürekli görüşüyoruz ve bu konuda büyük bir motivasyon var her kesimde. Çok tartışmalar var tabii ki yasanın içeriğiyle ilgili. Bunu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Peki neden bir tamamlanamadı? Yani bu geçtiğimiz dönemde de Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarda olduğu dönemin konusu aslında bu hal yasası meselesi. Tabii ama biz bunu 2010'lu yıllardan itibaren gündeme getirdik. Ulusal Birlik Partisi maalesef hükümet etmeye de ara verdi. Yani 4-5 yılda arada, yaklaşık olarak 4 yılda ara verdiği için şimdi tekrar gelince tekrar gündem oldu.
Evet, inşallah bunu da kısa bir sürede geçirirsiniz. Çünkü bu kadar çalıştay, bu kadar iyi niyet. Biz tarım master vesaire planını da devreye soktuğumuzda zaten hal yasasız olmaz bu işler. Tabii, mutlaka olması çünkü lazım. Çünkü planlama yapabilmek için iyi, yani her şeyin görülebilir olması lazım. Eğer siz planlama yapamazsanız, üretimi planlayamazsanız, kesinlikle daha sonra kafasını çakılacağımız bir gerçekliktir. Dolayısıyla biz hal yasası bir tarafta denetim için, halk sağlığı için, devletin vergileri için çok önemli. Diğer taraftan da biz kooperatifleşmeye çok artı paralar vererek, bilinçlendirmeler yaparak kooperatifleşmeyi teşvik ediyoruz üretim parsellerinde. Çünkü üretim parsellerini kooperatifleştirebilirsek, ülkede dengeli bir ekim olacak. Özellikle ekim o kırsal olacak. Kesimde mi olacak bu kooperatifleşme? Kooperatifleşme üretim parsellerinde olacak. Yani üretim nerede varsa. Ama daha önce mesela birçok köyde kooperatifler vardı. O onların köy hepsi kooperatifleri ayrı bir şeydir. Aynı değil yani. Biz üretim kooperatifleri kuracağız. Ama o köy kooperatifleri şemsiyesi altında üreticiler birleşirse de bir planlama yapar. Ona da sıcağız tabii. Bizim örneğin Narenciye'de hedefimiz en az 500 dönümün üretimde birleştiği ortak sulama, ortak budama, ortak ilaçlama, iyi tarım uygulamalarının yapıldığı, kaliteli ürünlerin elde edildiği, işçiliğin düştüğü, teknolojinin yükseldiği bir sistem yaratmak derdimiz budur bizim. Bunları yapmazsak zaten Avrupa'yla da rekabet edemeyiz. Evet, devam edelim efendim. Sorulara geçeceğim. Bu arada izleyicilerimizden sorular var ama 250 kilometrelik hat ihtiyacımız var dediniz su konusunda. 50 kilometresi bitti. İhalesi bitti. 200 i̇halesi kilometrelik bitti. Daha ihale var. Peki başlandı mı? İhale bitti. Çalışmaları başladı. Tamam. Yeterince hızlı mı sizce Sayın Çavuşoğlu? Bana bu göre da bu eskiden çok hızlıydı bu hat çalışmaları. Şu anda alan firma, Türkiye'den bir firma aldı. Evet. Çok hızlı olduklarını ben de düşünmüyorum. Peki bununla ilgili bir girişim yaptınız mı acaba? Muhakkak biz sürekli çalışıyoruz o konuda ama yani her konuştuğumuzu şimdi için ekranlardan daha paylaşma şansım yok. Süratlendirmek için girişim tabii yaptınız ama diyorsunuz. Peki şartnamede elbette yazıyordur herhalde bunun size teslim edilme süresi. Sanırım çok uzun bir 52 kilometreden bir gayemiz yok. Yani o hızlı bitecek. Hı hı. Asıl meselemiz tarım sulama suyunun erken bir zamanda ihaleye çıkması, tamamlanması ve geriye kalan 200 kilometrenin ivedi bir şekilde ihaleye çıkıp da tamamlanması derdimiz olur. Evet. Devam edelim efendim. Çalıştaylardan bahsetmiştiniz. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani bu tarım master planı içerisinde GDO'lu ürünlerden bahsettik mi acaba? Bu GDO'ya hiç şey yapmadınız, değinmediniz. GDO başka bir şey. Bakınız GDO nedir? GDO artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ürünlerin genleriyle oynanıyor, verimliliği artırılıyor, hastalıklara dayanıklılığı artırılıyor, şekil değiştiriliyor, piyasa da albeni olabilecek şekilde şekiller veriliyor ve maalesef dünyada çok büyük bir rahatsızlık var bu GDO ile ilgili. Ancak sonuçları GDO'nun neye mal olacağı veyahut da ne zarar verdiği şeklinde bir araştırma raporu yoktur. Ve GDO'lu ürünlerin tespitiyle ilgili de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir laboratuvar yoktur. Türkiye'de de birkaç tane oluştu, şimdi oluştu. Dolayısıyla GDO'yla dünyanın başı beladır. Sadece bizim değil. Eğer GDO'lu ürünlerin bir zararı var ise en gelişmiş ülkeler bunu üretebiliyor zaten. Yani Amerika başta olmak üzere onlar üretiyor. Dolayısıyla yani GDO'lu ürünlerin yarattığı zararlar konusunda bir bilimsel araştırma sonucu yoktur. Tüm birçok iddialar vardır, birçok iddialar konuşuluyor. Ancak o iddiaların bilimsel ispata da ihtiyacı vardır. Biz GDO'lu ürünlerin ülkemize mümkün olduğunca gelmemesiyle ilgili uğraşıyoruz. Örneğin Amerika'dan mısır izni vermiyoruz. Arjantin'den izin vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Çünkü o taraflarda GDO'lu mısırlar GDO'ludur. Tabii. Dolayısıyla biz mısırı
daha çok Ukrayna taraflarından veriyoruz. Dolayısıyla veyahut da Rusya tarafından veriyoruz. Ve GDO'dan bu anlamda da korunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki zamanlarda dünya ne yapıyorsa bu konuda biz de aynısını yapacağız. Evet. Bir de şeyi konuşurken ilk başta TÜK dediniz. Geldiğimizde TÜK problemimiz vardı dediniz. Bir de küçükbaş hayvancılık için hibe arpa programlarından bahsederken yurt dışından getirdiğimiz arpa dediniz. Yurt dışından arpa getirmek yerine burada yurt dışından gelebilecek kadar ihtiyaç varsa neden burada arpa konusunda tarım alanında bir şey yapılmıyor? Bu ihtiyacı karşılayabilecek burada alanlarımız yok mu? Bir önceki var tabii alanımız ama suyumuz yok. Bir önceki yılda kurak bir yıldı. Dolayısıyla burada tohumluk arpamız bile yoktu. Tohumluğu da yurt dışından getirdik. Dolayısıyla stoklarımızda böyle bir ihtiyacı karşılayacak bir olay yoktu. Bizim en verimli senemizde ambarlarımıza alabileceğimiz miktar 100 bin ton civarıdır. Bizim zaten Toprak Ürünleri Kurumu'nun 9 ayda getirdiği arpa miktarı 100 bin tondur. 9 ayda. Yani 9 ayda biz yaklaşık 100 bin ton arpa ithal ettik ve 20 bin tonun üzerinde de balya ithal ettik. Niye ithal ettik? Buradaki hayvanlar ölmesin diye, beslenebilsin diye. Çünkü burada yağışlı bu sene yağışlar biraz dengesiz olsa bile fena değil. Yani yer yer bazı sıkıntılar konuşuluyor ama genelde bir olumlu havamız var. Ve böyle bir yılda olmamıza rağmen kaba ot ihtiyacımızı, balya ihtiyacımızı karşılayıp karşılayamayacağımız konusunda endişelerim var. Göreceğiz. Kısmetse yarın bir yağmur bekliyoruz. Yarın yağmur yağarsa inşallah kaba ot ihtiyacımızı, balya ihtiyacımızı karşılayacağımızdan eminim. Ancak yarın yağmur yeterince ada geneline yağmazsa bizim yine yetersiz olabilir balya üreteceğimiz balyalar ve sanolar, silajlar. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük şanssızlığı yağmursuzluğudur. Yağmur olması halinde gerçek bir gıda deposu olabilecek bir araziye sahiptir ve kaliteli ürünler üretebilir. Dolayısıyla biz tarım master planını kurak iklime göre ve bölgelerin aldığı yağışlara göre yapıyoruz. Artı tarım sulama suyunu da bu kuraklık etkilerini en aza indirgeyebilmek için ve sulu tarımla yapabileceğimiz her şeyi yapıp hayata geçirebilmek için acele ediyoruz. Çünkü su buraya kadar geldi ve hep konuşuyoruz ya denize akıyor. Teknik bir zorunluluktan denize akıyor. Maşallah bizde herkes her şeyi bilir. Diyorlar ki işte bir arkadaşım söyledi bana ki işte yani birkaç kilometrelik boruyla bu iş çözülür diyem. Çok akil abilerimiz de var. İşte güzel yurt göletine aktaralım diyenler de var. İşte evlerimize gelen suyu ucuzladığında oradan suyu alalım diyenler de var. Ama bunların hiçbiri doğru değil ve hiçbiri olmaz. Çünkü hepsi ayrı ayrı bir noktadadır. Tarım sulama suyu projesinin hayata geçmesiyle kullanılabilir ve topraklarımıza kavuşabilir. Diğerleri hepsi dedikodudur. Evet. Şimdi 100 bin ton dediniz. Arpa maliyeti? Getirdim. Maliyeti çok yüksek. Dünyada tabii ki dolar bazında fiyatlar mutlaka üretime göre oynar. Ancak bizim için navlun çok ciddi bir giderdir. Artı döviz krizinden dolayı da %30-35 bizim maliyetimiz artmıştır. %35 maliyeti de üreticilere yansıtmamak adına kilosuna arpanın 23 kuruş destek veriyoruz şu anda. Üreticilerimiz sorun yaşamasın diye. Artı üreticilerimize, küçükbaş üreticilerimize de iki defa 15 kilo 15 kilo arpa ibesi yaptık. Artı büyükbaş hayvancılarımıza da 100 baş ineğe kadar 180 TL hayvan başı kuraklık desteği veriyoruz. Evet. Efendim, yani ciddi bir destek veriyoruz. Tabii bu destek için kaynak tamamen bakanlığın ayrılan bütçesinden. Bakanlığın aslında böyle bir kaynağı yok. Ama bakanlığın kaynakları içerisine katılabilecek Maliye Bakanlığı kaynakları, hükümet kaynaklarını kullanarak bu özveriyi hükümetimiz üreticiye sağlıyor. Burada da
Sayın Başbakan'a, Sayın Serdar Denktaş'a teşekkür etmezsem ayıp olur. Gerçekten onlar da bana bu anlamda üreticilere ve üretime ciddi, başta Başbakan olmak üzere büyük bir destek verdi. Yani dövizin son dönemlerde artmış olması %35 noktasında. Tabii, bizim zam yapmamızı gerektirirdi. Zam yapmamak adına subvansiyeyi tercih ettik ki üretimi bu ülkede devam ettirebilirim. O %3 neydi Sayın Çavuşoğlu? %3. %3'lük bir zamdan bahsediliyordu. TÜİK'in borçlarının ödenmesi vesaireden. Ha, o konu gerçekten, o devam ediyor zaten. Orada biz ülkeye gelen tarım ürünlerinden bir fon almak istedik. Ancak ilk defa bir şey söyleyeyim size. Böyle bir niyetim olduğunu birçok kesimle paylaşmış olmama rağmen ve bunlarda Toprak Ürünleri Kurumu'nun kurtulmasına için uygun olduğunu bana söylemiş olmalarına rağmen hiç de şifre etmedim bu siyasi çevreleri. Hatta önergemi de kendilerine verdim. Nasıl bir önerge yapacağımı da gördüler. Toplumda bu tartışılmaya başlanınca hepsi geri adım attı ve onlar da bize saldırdı. Ancak mahkemeye verdiler ve Toprak Ürünleri Kurumu'na fon alınmasını bir şekilde sıkıntıya düşürmeye çalıştılar. Biz de böyle bir tepki olunca geri çektik. Onlar mahkemeye verince biz de bu Toprak Ürünleri fon uygulamasını geri çektik. Ama hükümet Toprak Ürünleri Kurumu'nu kurtarma konusunda çok ciddiydi ve Türkiye'den de bir kaynak alamazdı bunu kurtarmak için. Fiyat İstikrar Fonu'na koydular fonu ve orada oluşan kaynağı da Toprak Ürünleri Kurumu'na devlet katkısı olarak aktardık ve Toprak Ürünleri Kurumu'na 4-5 milyonluk bir para senede ekstra gelerek sabit giderlerinin karşılanmasına bir destek oldu ve orada işlerimizi yürütmeye devam ettik. Evet, yani neticede %3 hala var ama FİF üzerinden ödeniyor. Bunda bir softa şaşırtmacası yapmışsınız softa, gibi duruyor. Gayet şeffaf bir şey. Yani bizim gizlim olması gereken fiyat istikrar fonu aracılığıyla olması gerekiyordu fonun. Çünkü yetkiler o şekildedir. Ancak geçmişte, bakınız geçmişte ete aynı şekilde koyduk. Cumhuriyetçi Türk Partisi zamanında ithal edilecek olan arpalardan 15 TL Toprak Ürünleri Kurumu'nun fon alması konuşuldu ve uygulamaya da girdi. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin son hükümet döneminde kendileri de koydu bunu. Dolayısıyla biz pratiklik olsun diye ve vaktimiz yoktu fiyat istikrar fonu marifetiyle çevirelim. Çünkü Toprak Ürünleri Kurumu'nun gerçekten bir kahve içecek parası yoktu dersem belki biraz abartı olur ama yani o kadar zor durumdaydı ve ülkenin ihtiyacı gemilerce arpaydı. Ve biz vakit kaybedemezdik. Çünkü hiç kimse, şu anda hiç kimse farkında değil ülkenin ihtiyacının nasıl karşılandığı. Ama ülkenin ihtiyacı karşılanamasaydı bütün gazeteciler, belki siz de, ben de, evet. Siz de kamera omzunuzda bir demette mikrofonla limanda, hayvancılarda, çiftliklerde, Toprak Ürünleri Kurumu ambarları önünde ambarların boş olduğunu gösterecektiniz. Ve hayvanların telef olduğunu gösterecektiniz. Dolayısıyla bazen bu konularda biz bayağı da bir tartışma sürecine girdik bazı kurumlarımızla ama daha sonra onlarla bizim yaptığımız sohbetlerde ve hedeflerimizi koyduğumuzda ortaya gördüler ki gerçekten biz ciddi verilere dayalı ciddi bir programla bu yolları yürüyoruz ve bize teşekkür ettiler. Ve şu anda da ilişkilerimiz çok iyidir. Anladılar bizim ne yapmaya çalıştığımızı. Biz kendimiz için bir şey yapmıyoruz. Biz kendimiz için yapacak olsaydık zaten herkes derdi ki bana Toprak Ürünleri Kurumu'nun iflasını açıkla. O durumdaydı. Ben Toprak Ürünleri Kurumu'nun zaten diz çökertilmişti. O aşamaya getirilmişti ki artık devam edemesin. Biz kendimiz için siyaset yapıyor olsaydık Toprak Ürünleri Kurumu'nu iflasını açıklardık. Zaten aciz durumdaydı.
Ama biz dedik ki Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı kaybeden Kıbrıs Türk halkı halen daha gözleri dolar bu konular gündeme geldiğinde. Sanayi holdingini kaybetti, turizm işletmelerini kaybetti, Etisini kaybetti. Bir de üstüne toprak ürünlerini kaybedemezdi. Ne ve kadar bunun, borcu bunun var şu anda? Belki de ekonomik akıl olarak toprak ürünleri kurumunun gitmesine, kapanmasına ekonomistler çok abes bakmaz. Belki de gerekli bakar ama ben öyle bakmam. Ben siyaseten bakarım ve bu halkın malıdır ve piyasa dengeleyici olarak her zaman ayakta kalmalıdır. Ve devletin politikasını uygulayabileceği bir kurum olarak yaşamalıdır düşüncesiyle. 8-10 maddelik biliyorsunuz bir program yaptık ve o program da ilerliyor. Şu anda da yasasını değiştirme noktasında son aşamadayım. Çünkü yasal değil mi? Hayır. TÜK'ün yasasını değiştirerek tamamen TÜK'ün çağdaş... TÜK'ün yasası var mı? Var tabii. Çağdaş bir modele onu geçirmeye düşünüyoruz ve görevi de piyasa düzenleyici olacak. Şu anda görevi nedir? Şu anda bütün ürünleri neredeyse o karşılar. Ama biz onu belli bir ölçekte küçültüp aslında özel sektöre de açtık. Biz örneğin şu anda mısırı özel sektör götürüyor, soyayı özel sektör götürüyor. Arpa isterlerse getirebilirler ama getirmiyorlar. Niye? Bizim ithalat yapmadığımız tüm branşlarda istedikleri gibi fiyatları ayarlıyorlar. Bizim ithal yaptığımız ürünlerde fiyatı istedikleri gibi ayarlayamayacaklar için getirmiyorlar. Tabii şu anda bizim uyguladığımız Subban S'de onların getirmesine bir engeldir. Bizden arpa alırlar, kırarak üreticilerine, müşterilerine satarlar. Zaman zaman toprak ürünü, tabii ne kadar borcu vardı, şu anda ne kadardır? Onu toprak da soralım, ürünleri kurumunun borçları da ayrı bir muammadır. Örneğin şu anda 120 milyon dolar gibi bir borç Toprak Ürünleri Kurumu'nun üzerinde gözüküyordu biz göreve geldiğimizde. Ancak bu borcun bir tek kuruşu bile Toprak Ürünleri Kurumu'nun değildi. Nasıl oldu bu? 97 yılında devletin Toprak Ürünleri Kurumu'na verdiği bazı görevler vardı. Bu görevleri aldı, Toprak Ürünleri Kurumu yaptı. Ve ana parayı ödeme görevi Toprak Ürünleri Kurumu'ndu. Faizi de devletindi. Devlet faizini ödemediği için yıllar içerisinde %150, %200 biliyorsunuz faizli dönemlerden, faiz uygulama dönemlerinden geçtik. O dönemdeki işte 1 milyonluk bir faiz ödemesi devletin geldi. 120-130 milyon dolar oldu. Neredeyse memleketi yiyecek bu borç. Biz bunu üzerimizden attık çünkü bunu ispat ettik. Ben 2009'da da kefalet senetini ilgili bankaya imzalamamıştım. Çünkü dökümünü istiyordum. İddia dedim ki bu borç bizim değil. Sonra benim görev sürem kısa oldu. Gittim. Daha sonraki arkadaşlar kefalet senetlerini imzaladı. Şimdi tekrar geldiğimde dedim ki kefalet senedini yine vermem ben size. Devlet kefalet senedini. Bana ispat edeceksiniz ki bu borç bizimdir. Ama ben iddia ederdim ki bu borç devletindir. Ve maliye teftiş geldi. İncelemelerini yaptı. Bizim iddialarımızı, önergemizi inceledi. Araştırmalarını yaptı ve bizim söylediğimiz doğru olduğu ortaya çıktı. Ve bu 120 milyon dolarlık borç üzerimizden borcun sahibine gitti. Kim sahibi? Sahibi devlet. Devlet. Şimdi TEMO'ya bir borcumuz var. TEMO'ya yaklaşık 13 milyon dolarlık bir borcumuz var. Türkiye TEMO'ya borcumuz var. Bu konuyu da teknik heyetle görüştüm. Bunu bir şekilde ödeyeceğiz. Ne kadar o? 13 milyon dolar. Bu parayı ürünün alındığı dönemdeki fiyata göre değil, ürün miktarını gerekirse bugünkü fiyatlarla karşılayıp ödeyeceğiz veyahut da ürünü iade edeceğiz. Yani ben böyle bir model önerdim kendilerine. Bir şekilde bunu da ödeyeceğiz ve Toprak Ürünleri Kurumu'nun yasası da değişerek, borçlarından da arınarak canlı, çağdaş ve hızlı bir kurum olarak piyasaya müdahale edebilen, piyasayı düzenleyebilecek güçte bir kurumu halkımıza, halkımızın olan bir kurumu tekrar serumla yaşatarak, canlandırarak, ameliyat ederek belki tekrar hayatta tutmaya çalışacağız. Tutuyoruz. Sayın Çavuşoğlu, ben bir şey anlayamadım. Şu ana kadar bir ödeme yapıldı mı borçlara? Tabii. Ne kadar yapıldı toplam? Yani hangi borçlara? TEMO'nun? TÜK'ün.
Sürekli yapıyoruz. Zaten 120 milyonu bizim üzerimize attık dedik. Bunu yok sayıyorum. Biz şu anda... Toplam borç miktarı nedir şu anda TÜİK'in? Şu anda Sayıştay da bunun peşinde. Mali Teftiş de bunun peşinde. Biz de bunun peşinde. Biz de bunun peşinde. Birçok tartışması var bu konuların. Hem Sayıştay'ın hem Mali Teftiş'in son raporlarını bekliyoruz. Yani borçlar tabii güncel borçlar belli değil. Ama geçmişten gelen borçlar, alacaklar, verecekler konusunda raporların çıkmasını bekliyoruz. Yani şu anda Toprak Ürünleri Kurumu'nda birçok rakam ortaya konabilir. Ve günlük olarak da bazen 10 milyon borç yükselir, ertesi gün düşer. Böyle bir kurumdur Toprak Ürünleri Kurumu. Yalnız şunu söyleyeyim, biz geldiğimiz bir önceki bakanlığı döneminde de TEMO'ya biz ciddi bir borç ödemesi yaptık. Bizden sonra hiç kimse yapmadı. O yüzden faiz her sene yükseliyor. Neredeyse 1 milyon dolara yakın bir faiz yükü yiyoruz gereksiz bir şekilde. Şu anda da geldiğimiz günden beri alacaklılar var kurumdan. Biz hem günlük ihtiyaçları karşılıyoruz peşin parayla. Eskiden vadeli aldığımız ürünleri şimdi peşin parayla alıyoruz. Adam artık güvenmiyor Toprak Ürünleri Kurumu'na. Gemi Mausa Limanı'na dayandığında... Ben parayı ödüyorum, gemi öyle boşalıyor. Oysa eskiden biz bunu 3 ay, 5 ay vadeli alıyorduk. Artık bize böyle vermiyorlar. Çünkü bizim 2014'te aldığımız arpalar bile halen daha ödenmedi. Geldiğimiz günden beri neredeyse borçlarımıza da 1-2 milyon dolar para aktardık. Artı günlük ihtiyaçlarımızla karşılıyoruz. Dolayısıyla Toprak Ürünleri Kurumu borçlarını ödeyecektir. Şimdi başka bir büyük alıcı var, alacaklı var bizden. Onun da faiz oranında bir tartışmamız var. Taksitlere bağlayıp hepsini bir ödeme planı yapıyoruz. Bankalara falan borcu var mı bu şahısların dışında? Bankalarda bizim hesaplarımız var tabii ki. Borç var. Tabii borçlarımız vardır ama ödemelerimiz düzgündür. Ödemelerimiz düzgündür. Bu tip kurumların borcu olmayan olmaz. Kooperatife ne kadar borcunuz var? Kooperatife bizim borcumuz yoktur. Kooperatiften hatta alacaklarımız var. Niye almadınız? Uğraşıyorum alayım. Nasıl yani? Kooperatif ile Levaz'ın bölümüyle yakın geçmişte bir işbirliği yaptık. Onlara da teşekkür ederim. Tohumluk konusunda halen daha 1 milyon alacağım var. Onun ödenmesini bekliyorum. Tabii onu alırsanız eğer daha kolay ödersiniz herhalde. Bizim kurumun içerisinde dönen para o kadar büyük bir paradır ki. Küçücük bir kurumda ne kadar çok paralar dönüyor böyle? Orada yıllık olarak yani birkaç yüz milyon para dönüyor. Bir yılda. Yani ciddi bir birkaç para. Birkaç yüz milyon. Yani 100 milyon TL'nin üstünde para çok rahat dönüyor orada. Çok rahat dönüyor. Hayvancılar bize verin devredin falan diyordu. Kârlı bir kurum mu bu yani? Kârlı değil. Bu kurum kâr etmek için kurulmuş bir kurum değil. Üretimi desteklemek için kurulmuş bir kurumdur. Sadece kendi işlerini kendi kendine yeter durumda yapabilmesini hedeflemesi gerekiyor. Bir de sabit giderlerini karşılaması gerekiyor. Yani kâr etmek ve holding olmak gibi bir niyeti yoktur Toprak Ürünleri. 100 milyonların döndüğü bir yılda bir kurumun böyle bir ada ölçeğinde kârlı olması gerekmiyor muydu? Nereye gitti bunlar? Bak, Toprak Ürünleri Kurumu'nun kâr etmesi demek üreticinin daha fazla para ödemesi gerekir. Yani Toprak Ürünleri Kurumu diyelim ki arpayı alır. Gerekirse çok cüzi kar koyarak satar. Eğer siz 3 kuruş yerine 13 kuruş koyarsanız orası uçar. Yani yani orası müthiş bir para kazanır. Çünkü başka alternatifi de yoktur. Dolayısıyla orası kar yapmak için kurulmuş bir kurum değil. Üretimi desteklemek için kurulmuş bir kurumdur. Çiftçinin arpasını en yüksek fiyata alır. Hayvancıya en uygun düşük fiyattan satar. Kar maksatlı değil o. Şimdi, sadece yaşama ve yaşatma maksatlı. Nazım Bey, benim şimdi matematiğim iyi değildir. Ekonomim hiç iyi olmamıştır. Olsa zaten herhalde şu anda ben de uçmuştum sizin tabirinize ama şimdi çok düz mantıkla vatandaşın aklına gelebilecek bir soruyu sormak istiyorum. 100 milyonların dönmüş olduğu bir kurum, küçük bir kurum, ada ölçeği belli. Bu kadar borcu nasıl oldu? Yıllar içerisinde popülizm yapılarak. Sizce?
uzun yıllar. 5-10. Bakınız en büyük gerilemesinin sebebi yakın geçmiş tarihlerde arpayı yüksek fiyata alıp 10-15 kuruş düşük fiyat 15 kuruş düşük fiyata satmasından ödeme kabiliyetinde sıkıntı oluştu. Toprak Ürünleri Kurumu bunu alır 1 liraya. Maliyeti Toprak Ürünleri Kurumu'nun diyelim ki 2 kuruştur. Bunu 1.2'ye satar. Kârsız. Ama işletme maliyetini üzerine koyar. Eğer siz bunu 1 liraya alıp 80 kuruşa satarsanız devletten izin almanız gerekiyor. Bakanlar Kurulu'ndan izin almanız gerekiyor. Ve o 20 kuruşu devletin size aktarması gerekiyor. Çünkü devlet talimat verir size ve maliyetinin altında satarsınız. Toprak Ürünleri Kurumu'nda geçmiş yıllarda böyle bir şey oldu. Gelen ürünün, ithal edilen ürünün belli bir kısmına devlet destek verdi. Sonra zam yapılması için tartışma yaşandı. Ancak ilgili arkadaşlar zam yapmadı ve devlet de o farkı karşılamadı ve sonuç olarak da ödeme kabiliyetinde yıpranmalar oldu. Hangi yıl olmuştu bu? Onu söyleyin. Araştırın. Ben size soruyorum, nereye araştıracağım? Gelip belgelerimize yani bakacak halim yıllar, yok. Yani karışık yıllar içerisinde diyelim. Yani Dansın Bey, şimdi buna politikada kıvırmak mı deniyor? Ne deniyor yani? Kıvırmak böyle bir şey değil. Yılı biliyorsunuz belli. Yani ben, hangi hükümetler dönemiydi o yani zaman? Ben herhangi bir hükümete bağlamak istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyorsunuz o zaman. Devam edelim Dansın Bey. Evet, sorulara da bir bakalım isterseniz. Son 10 dakikamız da kaldı. Bir izleyicimiz göndermiş. Nasım Bey göreve geldiğinde Türk 25 milyon zarar ettirildi diyor dedi. Herhalde izleyip ben onu şey yapmamışım, dokunmamışım, yazmamışım diyordu, pardon. Bilançolarını hazırladı, maliye teftiş ve inceleme kurulu kurumu denetledi, dedi de diyor. Şu anda TÜİK nasıl bir mali durumdadır diye sordu. Gerçekten. Şu anda TÜİK günlük ödemelerini çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Maliye teftiş halen daha çalışıyor. Sayıştay ayrı bir araştırma yapıyor. Yani iğneden ipliğe Toprak Ürünleri Kurumu şu anda devletin denetim mekanizmalarının kontrol altında. Devam edelim. Metin Maraş Ali sormuş. Sayın Çavuşoğlu, TÜİK'ten aldığımız darılar GDO'lu olduğunu zaman zaman duyarız. Böyle bir şey olup olmadığını söyleyebilir misiniz? TÜİK'ten mısır almış olmamanız lazım son zamanlarda. Çünkü biz ithal etmedik ama ülkeye gelen tüm mısırlar Tarım Bakanlığı'nın kontrol altındadır. Dolayısıyla bu sorunun muhatabı benim. Biz az önce de söyledim. Amerika tarafından mısırın gelmesini kabul etmeyiz. Hep doğu taraflarından getirdiniz ki en azından bu GDO'nun çok az olduğu veyahut da olmadığı bölgeleri kullanabilmek adına. Evet, devam edelim. Sayın Çavuşoğlu doğru söylüyor. TÜİK'ün satış fiyatı 37 TL, özelin fiyatı 50 TL darı olarak. Bilirim ancak ambar boş. Şu anda 5000 ton ihaleye çıktık. Çünkü biz doğru ambar boş. Çünkü ambarı dolduracak bir likit, para yoktu. Biz öncelikli olmazsa olmaz arpa ve balya ihtiyacını karşıladık. Şimdi biraz daha rahat ettik ve 5000 ton mısır ihalesine çıktık. Devam edelim efendim. Günaydın demiş Özgün Bey, ilk soru gönderendi izleyicimiz. Sayın Çavuşoğlu, belli ki bu yazda kavurucu sıcaklar yaşanacak. Orman yangınlarına havadan müdahale edilebilir. Şimdiden alınmalıdır. Bu konuyla ilgili hazırlığınız var mı? Ben tabii Orman Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı bir daire olmasına rağmen ben konuları kendimden ayrı tutmam. Ve konulara hep müdahilim ve destekçiyim. Geçen yıldan aslında Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sayın Veysel Eroğlu'yla hükümet nezdinde yaptığımız görüşmelerde Fikri Bey de bizimle birlikteydi yaptığımız resmi bir temasla ve helikopter ve uçak talep ettik. Mersin civarlarında bekletilen helikopterler buradaki herhangi bir yangına müdahale etmek için bekletildiler. Biz o dönemde hatta Kıbrıs'ta beklemelerini çok arzu etmiştik. Ancak
maliyetler açısından bakıldığında bir sıkıntı oluştu. Çünkü Ercan'dan kalkacak uçakla, Ercan'dan kalkacak helikopterle, Mersin'den kalkacak helikopterin yangına müdahalesi noktasında çok bir fark yok. Yani eğer Karpaz'da helikopter Ercan'daysa, Ercan'daysa ve Karpaz'da bir yangın çıktığı, Mersin'deki helikopterle Ercan'dan gidecek olan helikopter arasında bir zaman farkı yok. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de de çok maalesef çok yangın çıkıyor ve oralarda da o enerjiyi kaybetmemek için Türkiye'de tutmayı tercih ediyor Türkiye haklı olarak. Bizim bir helikopter kiralamamız söz konusu mu? Bana göre kiralamaktan ziyade almamız gerekiyor. Çünkü daha önce de kiralanmıştı bu helikopter. İşte sanırım yanlış söylemesem 1 milyon TL'nin üzerinde neredeyse bir gideri oldu. Ve helikopter herhangi bir yangına da buradan müdahale etmedi. Yangın çıkmadı. Bu da sevindirici bir şey. Biz o paraları birkaç sene kiraya vereceğimize belki helikopter almamız veyahut da askerdeki helikopterlere yangına müdahale aparatları belki ekleyerek bu ihtiyacımızı bir nebze karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Cemal Balcık da size günaydın demiş bu arada. Hakkı kalmasın yazmış oraya. Günaydın, tanıyor musunuz? Cemal Balcık. Evet. Neyse. Efendim süremizi burada noktalayacağız. Sizi bakanlığınıza veya diğer işlerinizi yürütmeniz için uğurlayacağız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir husus varsa alabilirim. Davetiniz için teşekkür ederim. Tabii gıda çalıştayını konuşamadık. Bizim Türkiye'de çok konuştuk galiba. Gıda çalıştayımız bizim için çok kıymetli bir şeydir. Ülkede topraktan masaya olan yolculuğun her aşamasını ilgilendiriyor. Dolayısıyla gıda dediğimiz zaman sadece Tarım Bakanlığı'nın gıdaları temiz tutmasını beklemeyiniz. Siz de çevreye bir çöp attığınızda, çevreye bir ilaç kutusu attığınızda, çevrede gördüğünüz bir ilaç kutusunu almadığınızda, suları kirlettiğinizde de gıdayı kirletiyorsunuz. Dolayısıyla bu görev sadece Tarım Bakanlığı'nın görevi değildir. Eğer temiz gıda istiyorsak, sağlıklı gıda istiyorsak, çevremizi de, suyumuzu da, toprağımızı da temiz tutmamız gerekiyor. Buna hep beraber katkı yapmamız Peki, gerekiyor. Peki bu kapsamda son olarak şunu da sorayım. Madem bunu açtınız. Açmanız gerekirdi. Analizi, açmadınız da ben açabilirim. Toprak analizi yaptırdınız mı peki? Tabii, tabii. Her ülkenin her yerinde nerelerde toprak tarım yapılır? Toprak analizleri tabii bizim Hepsini işte. Temiz mi? Şimdi tabii bizim belli ki yayınladığımız kitapçıkları basında yeterince takip etmiyor. Hanginizi takip edelim şimdi yani 10-11 kişisiniz. Bitki deseni planı yayınladığımızda biz ülkeyi değişik coğrafyalara, havzalara ayırdık. Ve hangi yerlerde neyin yetişebileceğini kamuoyuyla paylaştık. Onu sormuyorum Artı, ben. İşte oraya da geleceğim tabii ki. Sorduğunuz yere geleceğim. Ve yıllardır yapılan belki de binlerce toprak analizinin sonuçları da bir şekilde ondan esinlenerek, toprağın yapısından esinlenerek bu bitki deseni oluştu. Bizim topraklarımızda şu anda sizin söylediğiniz kimyasallık anlamında da şu anda en fazla kireç olabilir. Kireç olabilir, suni gübrelerden dolayı. Şimdi biz organik gübrelerin de topraklarımıza kazandırılması noktasında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Şu anda genel tarım sigortası kapsamını almaya çalışıyoruz. Hayvan gübreleriyle yapılan gübrelemeleri, organik gübreleri ve bu zaafımızı da ortadan kaldıracağız. Yani topraklarımızda kimyasallık olarak büyük bir kirlilik yoktur. Belki bazı lokallerde bazı kirlilikler olabilir ama topraklarımız genel olarak temiz. Şöyle yeşil ırmağın da içini rahatlatalım, lefkenin. Biliyorsunuz CMC atıklar vesaire derken hep bir günah keçisi oldu. O bölgede yapılan analizlerle ilgili de kısa bir bilgi verir misiniz? CMC tabii ülkede kanayan bir yara olarak gözüküyor. CMC aslında korunduktan sonra bütün memleketi kirletmiş. Yani bazen denir ya işte kanser olduk oldu. Kanser vakaları araştırıldığında en çok kanser vakası mouse'a ve iskelet de ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla CMC'nin kendi alanı içerisine girilmediğinde ve orası işte mevcut korumalarla yani diğer bölgelerden artı bir zararı çok gözükmüyor. Yani istatistiklere bakıldığında ama CMC alanının içerisinde bir şey ekip dikerseniz, onun içinden bir şey tüketirseniz muhakkak sıkıntılı. Sıkıntılıdır. Yani nereden o alanın dışında olmak lazım. Mausa bölgesinde olduğunu daha önce araştırmalar yapıldı bu konuda ve en yüksek bizim taraf çıktı. Bir kanser haritası yok çünkü biz bunu. Daha önce bunların istatistikleri yayınlandı. Evet. Peki çok teşekkürler senin çalışan bu sohbet için. Değerli izleyenler, bugün içinde birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu bizlerle beraberdi. Çalıştay'la ilgili detaylı konuşacaktık ama oraya bir türlü çok, o kadar çok şey vardı ki konuşacak aslında. Taze bir konu zaten, bununla ilgili basında takip etti. Belki basın toplantısı da olur ilerleyen günlerde, bilemiyorum bilgilendirmek için, ama sizden gelen tüm soruları da sormaya çalıştık. Belki bir başka programda doğal kaynaklar noktasında da kendisiyle sohbet etme fırsatımız olur diyelim. Süremiz bugün el vermedi. Görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın.